Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ızgara tadında köfte yapacağız. Hemen yapımına başlayalım, bekletmeyelim sizi. Şöyle kıymamızı kabın içerisine alıyorum. Ve rendeden geçirdiğimiz soğan ve az bir miktar sarımsağımız var. Bunları da kabın içerisine ekliyoruz. Tarifi açıklamaya yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ve maydanozumuz var. İnce ince kıydığımız. Şöyle maydanozlarımızı da ekledik. Yumurtamızı da ekliyoruz. Galeta unu. Tuz ve baharat olarak da kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ekledim. Siz damak zevkinize göre ayarlarsınız onları. Şimdi güzelce yoğuralım. Evet, gördüğünüz gibi güzelce yoğurduk. Tüm malzemeleri birbirine iyice harmanlandı. Ve elime az bir miktar sıvı yağ ile yağladım. Ki şekil verirken daha rahat şekil verebilmek için, yapışmasın diye elimize. Şöyle istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Böyle yuvarlak veya uzun, kalın. İstediğiniz gibi size kalmış. Ben bu şekilde şekil veriyorum. Bu arada orta kısmını da çok kalın bırakmayın. Buna özen gösterin. Çünkü fırına koyduğumuz zaman eğer orta kısmı çok kalınsa orası güzel pişmez. Bundan dolayı ortasını da inceltmeye özen gösterelim. Çok ince de olmasın tabii ki. Yanmayacak şekilde. Evet, tüm köftelerime şekil verdim. Gördüğünüz gibi bir tepsiyi, büyük bir tepsiyi doldurdum. Ve şöyle biber koyacağım ben. Biber ve çeri domates ekleyeceğim. Şöyle boş kısımlarına. Bunlar da güzel tat veriyor. Ama isterseniz dediğim gibi kullanmaya da bilirsiniz. Çeri domateslerinden de koyacağım birkaç tane. Şimdi fırına veriyoruz. Biraz pişiriyoruz. Sonrasında sosumuzu da ekleyeceğiz. Evet, köfteleri fırına verdikten sonra şimdi sosumuzu yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi biber salçası biraz ekledim. Çok az aldım çünkü bu ev yapımı olduğu için. Renk de vereceği için az kullandım. Çok az da domates salçası ekledim. Çok az bir miktar sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdım. Ve sıcak suyumu da ekledim. Az bir miktarda tuz ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Salçayı güzelce eritiyorum. Evet arkadaşlar, köfteleri fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi biraz neredeyse yani pişti. Pişmesine yakın sosumu da güzelce üstüne gezdirdim ve tekrardan fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, köftelerimiz çok güzel pişti, sosunu da çekti. Mis gibi kokuyor. Izgara tadında oldu, gerçekten kesinlikle tavsiye ediyorum. Lütfen izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.